Aydın'da Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında gençlere 623 adet bisiklet dağıtıldı. Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğindeki protokol çerçevesinde okullarda seçmeli spor ve fiziki etkinlik dersini açan veya bisiklet modülü dersini uygulayan okullara bisiklet dağıttı. Adnan Menderes Stadyumu 2 numaralı yan sahasında düzenlenen bisiklet dağıtım törenine Aydın Valisi Erol Ayyıldız, Halk Sağlığı Müdürü Uzman Doktor Kasım Çetin, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan AK Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü parçalarından biri olan Aydın'da güzel bir coşku yaşadıklarını ifade ederek, sağlıklı yaşam için Sağlık Bakanlığımızın obeziteyle mücadele, sağlıklı yaşam için yavrularımızı aktivitelerini arttırmak amacıyla bisiklet dağıtma töreni yapıyoruz. Bu güzel törende sizlerle beraber olmaktan mutlu olduğumu ifade ediyorum. Ben Sağlık Bakanlığı'nın bu güzel faaliyetini yürekten destekliyorum. Çocuklarımızın sağlıklı yetişmesi lazım. Sağlıklı nesiller inşallah Türkiye'yi çok daha iyi günlere taşıyacaktır. Çocuklarımızı her yönden iyi yetiştirmemiz lazım. Ve bu tür güzellikler artarak devam eder inşallah dedi. Konuk olduğumdan çok değerli katılımcılar, sevgili hemşerilerim, değerli Aydın hemşerilerim, sevgili yavrular, hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü parçalarından birisi olan güzel ilimiz Aydın'ın bu güzel bahar gününde çok güzel bir coşkuyu yaşıyoruz, güzelliği yaşıyoruz. Sağlıklı yaşam için Sağlık Bakanlığımızın obeziteyle mücadele ve sağlıklı yaşam için yavrularımıza aktivitelerini artırmak amacıyla bisiklet dağıtımı töreni yapıyoruz. Bu güzel törende sizlerle beraber olmaktan mutluluğumu ifade ediyorum. 23 Nisan'ı 96. yıl dönümünde bir kez daha coşkuyla kutladık. Çocuklarımızla, gençlerimizle, tüm halkımızla beraber coşkuyla kutladık. Ama üzümlerimiz var. Gençlerimizi kaybediyoruz. İnsanımızı kaybediyoruz. Ama söyledim. Bu mücadele Sultan Alparslan'la başladı. Ve inşallah bu toprakların ilelebet payidar olabilmesi, ilelebet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaşayabilmesi için bu çetin mücadele sürecek. Bahar dedim ama Aydın'a yaz gelmiş. O yüzden sözü fazla uzatmadan sizlerin bu sıcak altında beklemesini de dikkate alarak ben Sağlık Bakanlığımızın bu güzel faaliyetini yürekten destekliyorum, alkışlıyorum. Çünkü çocuklarımızın sağlıklı yetişebilmesi lazım. Bakın, sağlıklı nesiller geleceğe inşallah Türkiye'yi çok daha iyi günlere taşıyacaktır. Çocuklarımızı her yönden çok bilinçli yetiştirmemiz lazım. Sağlıklı beslenme, iyi bir vatandaş olmanın gereklerini nelerse çocuklarımızı bu eğitimleri vermemiz lazım. Bu imkan. Evet, Sağlık Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Başbakanımızın talimatlarıyla böyle bir güzel seferberlik başlatıldı. İnşallah bu güzellikler artarak devam eder. Hareketli olmak, gelişmeye, güzelleşmeye ve dirileşmeye işaret olduğunu ifade eden Aydın Valisi Erol Ayyıldız, bugün burada 623 tane bisikleti gençlerimize vererek onların hem hareketli olmasını hem de sağlam kafaya sahip olmalarına vesile olacağız. Sağlık Bakanlığımızca tüm yurtta aynı anda düzenlenen törenlerle gençlerimiz bisikletlerle buluşuyor. Devletimizin gençlerimize sağlıklı bir yapı oluşması için hediyesidir. Sebep olanlardan Allah razı olsun şeklinde konuştu. Hareketli olmak hem gelişmeye, hem güzelleşmeye, hem de dirileşmeye delalet eder. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini şu an birlikte yaşayacağız. 623 tane bisikleti gençlerimize vererek onların hem bereketli olmasını hem de sağlam kafaya sahip olmasına vesile olacağız. Sağlık Bakanlığımızca tüm yurtta aynı anda bu saatlerde bu aktivite yapılmakta.
sebep olanlardan Allah razı olsun. Halk Sağlığı Müdürü Uzman Doktor Kasım Çetin ise bugün önemli bir aktivite için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugünün amacı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize, onlar vesilesiyle toplumumuza sağlıklı yaşam kültürünü aşılamaktır. Sağlık Bakanlığımız ülke genelinde 65 bin bisiklet dağıtmıştır. Hareketsiz yaşam modern toplum içerisinde en önemli halk sağlığı durumundadır. Teknolojik gelişmeler hayatı kolaylaştırsa da hareketsiz bireylerin sayısını arttırmakta ve sağlık sorunları doğurmaktadır. Bizim amacımız sağlıklı yaşam kültürünü toplumumuza yerleştirmektir. Kültür bugünden yarına değişen bir şey değildir. Emek ister, gayret ister. Bu konuda gayretli olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin bir parçası olmasının yanı sıra başkaca da önemli olan bir aktivite için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugünün amacı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize, onlar vesilesiyle de toplumumuza sağlıklı yaşam kültürünü aşılamak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Sağlık Bakanlığımız ülke genelinde 65 bin bisiklet dağıtmıştır. Ülke genelinde dağıtılan, iki günde dağıtılan 65 bin bisikletin yanı sıra bu yıl içerisinde de hedef 300 bin bisiklettir. Biz de bugün inşallah 623 adet bisikleti sevgili öğrencilerimize hediye edeceğiz. Hareketsiz yaşam modern toplum için en önemli halk sağlığı problemi durumundadır. Teknolojik gelişmeler yaşamı kolaylaştırsa da hareketsiz bireylerin sayısını artırmakta ve sağlığı da olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Biz hastalıkları ikiye ayırırsak kabaca bulaşıcı olanlar ve olmayanlar diye, bulaşıcı olmayan hastalıkların risk sıralamasında en önde gelen nedenlerin başında hareketsizlik bulunmaktadır. Çocukluk çağında obezitenin önlenmesi, yetişkinlik çağında obezitenin ve buna bağlı birçok hastalığın önlenmesi anlamına gelmektedir. Yine çocukluk çağında kazanılacak olan olumlu davranış ve alışkanlıkların yetişkinlik ve yaşlılık döneminde etkilediği hepimiz tarafından malumdur. Evet, bizim amacımız sağlıklı yaşam kültürünü toplumumuza yerleştirmek. Kültür de bugünden yarına değişen bir şey değil. Emek ister, gayret ister. Bu konuda gayretleri olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.